Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle ıspanak yemeğinin tarifini paylaşacağım. Öncelikle 1 kilogram ıspanağımın iri iri doğradım yapraklarını. Saplarını da çorba yapımı için ayırdım. Ispanağın her türlüsünü değerlendiriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çöpe atmayın. Bol demir vitamini içerdiği için her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Saplarını çorbalarınızda kullanın. Ispanağını bir miktar buzluğa bırakıp kek yaparken kullanabilirsiniz yine. İri iri doğramış olduğumuz ıspanakları suyun içerisine bırakıyoruz. Suyun içerisinde ıspanağın çamuru, toprağı ne varsa suya bırakacaktır. Daha sonra süzdükten sonra bir miktar su ekmek üzerine ekleyip 15 dakika kadar haşlayacağım. Ispanaklarım yumuşadıktan sonra içerisine tavaya alıp içerisine yaklaşık bir çay bardağına yakın sıvı yağ bırakacağım. Varsa zeytinyağını zeytinyağı kullanabilirsiniz. 3-4 diş kadar sarımsak kullanacağım. Bunu biraz daha ufak ufak doğrayıp içerisine atacağım. Ve en son da yumurta kıracağım üzerine. Bir tutam da tuz ekleyeceğim. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Şimdi çift sudan geçirip topraktan arındırmış olduğum ıspanaklarımı tencereye alıyorum. Kısık ateşte üzerine 5 su bardağı su ekledikten sonra 15 dakika kadar haşlanmasını bekleyeceğim. Haşlandıktan sonra elimle süzüp güzelce sıktıktan sonra biraz daha ufak ufak doğrayıp tavaya alacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ıspanaklarımız haşlandı. Güzelce suyunu da bıraktı. Şimdi süzdükten sonra ıspanaklarımı tekrar güzelce suyunu sıkacağım ve biraz daha ufak ufak doğrayıp tavaya alacağım. Şimdi haşlanmış olan ıspanaklarımı biraz daha ufaltarak doğradım. Tavamın içerisine alıyorum. Yağ ile birlikte kavurmaya başlayacağım. Ufak ufak doğramış olduğum ıspanakları tavanın içerisine aldım. Kalan suyu tamamen kuruyuncaya kadar bir miktar kavurduktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Ve şimdi ince ince doğramış olduğum sarımsakları üzerine ilave edeceğim. Şimdi sarımsaklarını da ilave ettikten sonra bunun kavrulmasını bekleyeceğim. 1 yemek kaşığı sıvı yağ bırakmıştım çay bardağının dibinde. Onu ekledim. Yumurtamı ekledim ve 1 çay kaşığından daha fazla tuz ekledim. Şimdi bunu çırpıp hazırlamış olduğum ıspanağın üzerine dökeceğim. Ispanağımız tamamen kavruldu. Çırpmış olduğum yumurtayı şöyle üzerine ilave ediyorum. Dilerseniz bir miktar pul biberi üzerine ilave edebilirsiniz. Şöyle. Ispanak yemeğimiz hazır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıkla kalın, güzel günlerle kalın, hoşça kalın.